Hadi. Hadi. Bırak lan. Baba, bin şu arabaya, inat etme. Bırak. Ondan sonra hayatını kurtardım. Canını bana borçlusun diyeceksin. Ya demem. Söz, hadi bin. Beni aşağılaya da çıkarsan gene sana hakkımı helal etmeyeceğim. Tamam, etme. Yeter ki iyileş ya. Bak, ister iyileşirim, ister iyileşmem. Sana ne? Tamam, iyileş ki planını izle. O kızı o kadar şirkete soktun. Herkesi kendin gibi belleme. Plan falan yok. O zaman o kızın bizim şirkette ne işi var? Bilmiyorum ulan, bilmiyorum. Baba. Baba, tamam dayan baba. Tamam, yavaş baba. Baba ya. Baba, tamam. Baba. Sık dişini baba, geldik. Geldik. Baba az kaldı, dayan. Burada ineyim ben. Emin misin? Burası benim mahallem. Unuttunuz galiba. Değil mahallen. Kapının önü de olsa benim sormam gerekir. Niye? Bir kadın tek başına eve dönemez mi? Dönebilir tabii ama yanında bir erkek varsa onun da sorması icap eder. Sordunuz, çok teşekkürler. Ben kendim giderim. Bahar. Geldiğin için teşekkür ederim. Teşekkür etmenize gerek yok. Benim işim bu. Aman canım, sen de bana mı karşısın nezaketim ya? Ben her şeyin fazlasına karşıyım. Peki, öyle olsun. İyi geceler. İyi geceler. Kim ki bu adam? Vay, gözümüz yollarda kaldı Bahar Hanım. Ha, yüreğimi indiriyordun az daha. Vallahi bu ara sana ne yapsam yaranamıyorum be Kıvırcık. Ay, bir şey yapma o zaman Kıvırcık. Ya oğlum, anlasana, top ayağıma geldi. O iş sayesinde annemi evden çıkaracağım belki. Top ayağına geldi de hakem ofsayt çekti, onu ne yapacağız? Ay, bırak goy goyu. Bir daha da sakın öyle bir şey yapma. Azıcık güven bana ya. Kızım, ben sana güveniyorum. Ben o herife güvenmiyorum. Ay, harbi taş kafasın sen ha. Bahar abla, Kemal abi. Ne oldu lan? Dede. Ne oldu oğlum dede? Akşamüstü taburcu oldu hastanede. Oha, bize niye söylemedi? Yemin verdirdi. Birine söylersen yüzüne bakmam daha da dedi. Taburcu oldu, anlatsana oğlum, ne oldu? Beni eve yolladı. Gittim eve ama uyku tutmadı. Bir çıkıp bakayım dedim, dükkan boş. Kapı da açıktı. Nasıl yani? Dükkanda kimse yoktu abla. Ayşe abla camdaymış, o görmüş. Siyah bir araba aldı götürdü dedi. Dede kalbini tutuyormuş ya, yine fenalaştıysa. Yürü hastaneye gidelim çabuk. Sen dükkanda dur, gelirse haber ver. Tamam abla. Yürü Bahar, koş. Geçmiş olsun. Ciddi bir durum yok. Ufak bir ritim bozukluğu söz konusu. Spazmlardan sonra olması da normal. Siz yine de kendinizi yormayın. Yormam doktor bey, yormam. Biraz dinlendikten sonra eve gidebilirsiniz. İyi geceler. Sağ olun doktor bey. Ne bekliyorsun hala? Gitsene sen. Şu kızı bir konuşalım önce. Uğraşma benimle. Bilmiyorum ne olduğunu. Konuşacağız işte. Babası olduğunu bilmiyor yani, değil mi? Bilmiyor. Bilmeyecek de. Senin gibi babası olacağına hiç olmasın daha iyi. Şimdi defol git hadi. İyi. Tamam. Güveniyorum sana. İster güven, ister güvenme. Eve bırakayım bari. İstemez. Kolay gelsin. Hulusi Yılmaz burada mı? Evet, acil de kendisi. Koridordan hemen sola döneceksiniz. Tamam, sağ olun, kolay gelsin. Kız geldi. Saklan şuraya, çabuk saklan. Sesini çıkartma. Bahar! Buradayım kızım. Dede! Dede, iyi misin? İyiyim. Yok bir şey, buyurun.
Ne oldu dedi sana? Aldı oğlum işte, çarpıntı falan, panik atak. Ama olurmuş böyle şeyler. Dede bizi çok korkuttu. Korkma kızım, iyiyim iyiyim. Sen hayırdır bu saatte böyle? Dede. Ben işe başladım. Ne işiymiş bu? Sana anlatamadım, her şey çok hızlı oldu ama... Gökdeniz Holding'i var ya. Evet. Oraya asistan olarak başladım, bir hocam aracı oldu. İyi, ne diyelim, hayırlısı olsun diyelim. Seni kim getirdi dede? Hüseyin abla siyah bir araba görmüş. Beni buraya getirdi. Getirmez olaydı. Benim eski bir müşterim, hiç sevmem kendisini. O gelmişti, o getirdi. Para için her şeyi yapan, para için her şeyi satan getirdi beni buraya. Dede öyle değil mi? Allah razı olsun adamdan. Tamam kızım, olsun olsun da fazla kastırmamak lazım. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Hadi çıkar şunu gidelim. Dede biraz daha kalsaydık. Bahar, Bahar. Zaten duvarlar üstüme üstüme geliyor. Tamam, iyiyim, 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 iyiyim. Tamam. Biraz başım dönüyor. Tamam. Anne, nerede kaldın be kızım? Aa, nereden çıktı bu kıyafet? Anne, bunu Esin verdi. Ne kına gecesiymiş be kızım, bitmek bilmedi. Kına gecesi çoktan bitmişti de. Ben dedenin yanındaydım. Fenalaştı, hastaneye götürdük. Ne diyorsun kızım sen? Niye haber vermiyorsun? Anne merak etme, iyi şimdi, çok iyi. Hadi yürü hastaneye gidelim. Anne, yok dede, iyi dedim ya. Çıkardık hastaneden, köhnede şimdi. Yalnız değil değil mi? Genco yanında. Hem kötü olsa ben burada olur muydum şimdi? İyi. Peki, çok şükür. Hadi durma böyle bu kıyafetle. Emanet bu, bir şey olur bir şey olur. Emanetin canı azdır kızım. Git değiştir. Yarın geliyorsun ama değil mi? Giden önce gelme. Yok yani, sabahtan birkaç işim vardı, onun için söylüyorum. Tabii tabii, oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırdır anne? Aman Raif abla. Aramış da duymamışım. Ben de şimdi onu aradım. Raif abla. Bu saatte. Evet, Raif abla. Aa. Ay bilmezmiş gibi. Onlar ezelden beri hep geç yatarlar oğlum. Bilmez misin sen? Aa, şafak şeytana gibidir vallahi. Sabah kadar böyle oturur. Ondan sonra saat 9 dedim hop der ayağa kalkar. Ay ne zaman uyur, ne zaman kalkar belli değil. Allah, bir de yaşlı olacak. Allah hepimiz öyle yaşlılık nasip etsin inşallah. Amin amin. Amin amin. Hadi ben yatıyorum anne. Oldu çocuğum. İyi geceler. İyi geceler ya.